Parçada felsefe tarihine ilişkin aşağıdakilerden hangisi savunulmuştur? İlk çağ felsefesi akla, orta çağ felsefesi dine dayalıdır gibi bir yargı, düşünceyi tek yanlığına hapseden ya ya da gibi üçüncü bir ihtimale kapıları kapayan sığ bir düşüncenin ürünüdür. Oysa gerçek ve canlı düşünce önüne konulan birbirine zıt iki fikirden birini seçmekten ibaret değildir. Felsefe tarihindeki tarihten kasıt filozofların ya da felsefi sistemlerin ilk çağ ve orta çağ gibi periyotlarla bölünmüş bir zaman cetvelinden sıralamak değildir. Amaç bağlantıyı gözler önüne sermektir. Çünkü düşüncedeki gelişmelerde içine doğdukları düşünsel durumlar, ortamlar ve koşullarla ilişkilidir. Gerçek felsefe tarihi işte düşüncedeki bu etkileşimli gelişimi göstermelidir diyor. Yani felsefe tarihi dediğimiz şey işte ilk çağ, orta çağ, yeni çağ şeklinde sıralanmamalıdır. Böyle sıralanması doğru değil. Bir de düşünceyi iki zıt kutup içine biz hapsetmemeliyiz. Üçüncü, dördüncü bir şıkka yer açmalıyız diyor. Ve önemli olan düşünce tarihindeki bu etkileşimli gelişimi göstermektir. Hadi gelin bu eksende bir şık bulalım. Adana, tarihte düşünce, tez ve karşı tezlerin çatışmasıyla mı ilerler? Hayır zaten bunu eleştiriyor. İki kutuplu düşünceyi eleştiriyor. Dolayısıyla bu savunulamaz. Bursa felsefe tarihi düşüncenin etkilenerek gelişimini sergilerse değerli midir? Kesinlikle evet. Ulaşmamız gereken sonuç buydu zaten. Burada da belirtmiş, yorumumuzda da belirttik. Önemli olan düşüncenin etkilenerek gelişiminin sergilenmesidir. Yoksa periyot halinde şöyle oldu, böyle oldu şeklindeki bir sıralama değildi. Eleştirilen durum da buydu zaten. Ceyhan'a bakalım. Felsefe tarihi, felsefi görüş ve sistemlerin tarihsel sıralısını belirlenmesi midir? Kesinlikle değildir. Eleştiren kısım budur. Felsefe başat özelliklerinin keskin ve karşıt ayrımların yaşandığı dönemlere mi ayrılır? Ayrılmaması gerektiğinden bahsediliyordu. Bunu da eliyoruz. Edirne'ye bakalım. Felsefe tarihi öğrenmekten kasıt filozofların tarihsel periyot içerisindeki yerleşimi yapabilmek midir? Değildir. Sürekli bakın burada periyot denilen şey eleştirilmektedir. Cevabımız Bursa'dır. Parçaya dayanarak 2. ve 15. yüzyıl Hristiyan felsefesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Milattan sonra 2. ve 15. yüzyıl Hristiyan filozofları Hristiyanlığı savunmak ve yaymak için Platon'un başta ruhun ölümsüzlüğü ve gerçekliği bu dünyanın ötesinde gören varlık görüşü gibi görüşlerden yararlanmışlardır. Ancak Hristiyan filozoflar Platon'un ne özgün eserlerini gün yüzüne çıkarmış ne de bütün görüşlerine yer vermişlerdir. Sonuçta aslında oldukça uzaklaşmış bir Platon kalmıştır. Özgün antik Yunan felsefesine karşı gerçek tavır kilisenin güçlendiği dönemde tam olarak kendini göstermiştir. Milattan sonra 4. yüzyılda antik Yunan eserlerinin bulunduğu İskenderiye Kütüphanesi yakılmış. Milattan sonra 6. yüzyılda Platon'un kurucusu olduğu fikirlerinin anlatıldığı akademi kapatılmıştır. Yani Hristiyan filozoflar Platon'u çok mu seviyorlardı? Hayır hocam. E niçin yaralanıyorlardı? Kendi çıkarları için. Peki özgün bir Platon ortada mıydı? Hayır. Özgün bir Platon yok. Platon'dan oldukça uzaklaşılmış. Hatta Platon'un ne yapılmış? Akademisi kapatılmıştır. Kendisine uyan görüşler kabul edilmiş. Uymayanlar görmezden gelinmiş. Hatta ortaya konulmamış. Şimdi bu yorumun üzerine gelin. Buna benzer bir şık bulalım. Adana felsefenin din ve inancın önüne geçtiği bir dönemdir. Felsefenin dinin önüne geçmediği, dinin felsefenin önüne geçtiği bir dönemdir. Peki Bursa, Platon fikirlerinin orijinal şekliyle izlendiği bir dönemdir. Platon, Platon olmaktan çıktığı bir dönemdir desek daha doğru olur. Ceyhan'a bakalım. İnanca uygun görüşlerin benimsendiği, aykırı olanların gizlendiği ve imha edildiği bir dönem midir? Kesinlikle evet bunu zaten belirttik. Peki Deniz'e bakalım. İnanç ile akıl, Din ile felsefe arasında doğrudan bir bağ kurulmaya çalışıldığı bir dönem olup olmadığını paragraf belirtmemiş. Edirne'ye bakalım. Antik çağ felsefesinin yeniden canlandığı bir dönem midir? Hayır, aslında üstünün örtüldüğü bir dönemdir. Yeniden canlanan dönem Rönesans ve reform dönemidir. Cevap Ceyhan'dır. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan felsefesinde çözüm aranan temel sorunlardan birisi değildir? Adana. Tanrının varlığını kanıtlama sorunu en temel sorundur. İradenin özgürlüğü sorunu, kötülük sorunuyla birlikte tartışılan bir sorundur. Ceyhan, akıl ve inanç çelişkisi, akıl inanç birlikteliği, akıl inanç pekişmesi gibi sorunlar temel tartışma konularıdır. Peki varlığın ilk unsuru sorunu, hayır ilk çağ felsefesinde gördüğümüz, doğa filozoflarında gördüğümüz bir sorundur. Orta çağda tartışılan bir sorun değildir. Peki tümeller sorunu yine orta çağın en temel sorunlarından biridir. O yüzden cevap Denizli'dir. Parçaya göre İslam kelamcılarının akıl-inan sorunuyla ilgili görüşü aşağıdakilerden hangisidir? İslam kelamcıları Kur'an-ı Kerim'den deliller göstererek hakikatin akılla bilinebileceğini kabul ederler. Kelamcılar aklı, nazarı ve ameli olarak ikiye ayırır. Nazarı akıl, insan davranışlara ilgili olmayan teorik bilgileri anlamasını ve kavramasını sağlar. Ameli akıl ise insan bir şeye yönelik davranışta bulunurken onun yapılıp yapılmamasına karar verir. Akıl her ne kadar önemli olsa da İslam kelamcıları akıl bilgisinin, vahiy bilgisinin önüne geçemeyeceği görüşte birleşir. Çünkü aklın bir sınırı olduğunu kabul ederler. Bu görüşte olduklarını ifade ederler. Şimdi açık ve net olarak söyledik mi? İslam kelamcıları her ne kadar aklı önemselseler de aklın sınırlı olduğunu, önemli bilginin vahiy olduğunu söylerler. Şimdi bu sonucu çıkaralım. Adana, akıl ve inancın çeliştiğini mi söylüyorlar? Hayır, böyle bir çelişkiden bahsetmedik. Peki, aklın vahiy bilgisine öncülük etmesi gerektiğini söylediler mi? Hayır, vahiyin akla öncülük etmesi gerektiğini söylediler. Ceyhan'a bakalım. Vahiyle sınırlı insana teorik ve pratik konularda gerekli bir akıl anlayışını benimsemişlerdir. Yani vahinin öncelikli olduğunu, aklın sınırlı olduğunu kabul ediyorlar ve aklı teorik ve pratik olarak ikiye arıyorlar. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan'dır. Peki, Denizli neden değil, İnancın başladığı noktada akla ihtiyaç olmadığını söylediler mi? Hayır. Peki aklın özgürce kullanılmasının insanı hakikate tutacağını söylediler mi? Aklın özgürlüğünden de bahsetmediler. Dolayısıyla bunlar cevap olamaz. Cevap Ceyhan'dır. Parçaya göre Okyamlı William aşağıdaki sorunlardan hangisini çözmeye çalışmıştır? Okyamlı William tümel kavramları tekil varlıklardan soyutlama yoluyla üretilmiş kavramlar olarak açıklayan bir atçıdır. Ona göre sadece şu tek tek bireyler tiker varlıklar vardır ve her türlü bilginin kaynağı deneydir. Bu yüzden inanç ilkeleri deneyle elde edilemez ve denetlenemez. Tanrı ve metafizik şeylerle ilgili bilgimiz deney ve akla değil, sadece inanca dayanır. Kutsal kitap ve kilise bu önermeleri belirlemiştir. Ancak bunlar kanıtlanarak değil, inanılarak benimsenir. O halde din inanca dayanırken bilim tikel varlıkların bilgisini gözlem ve akıl yoluyla ortaya koyacaktır. Yani Okyamlı William şunu söylüyor mu? Dinin kendisi inanca dayanır arkadaşım, bilimin kendisi ise akla, deneye ve gözleme dayanır. Şimdi bu eksende okuyamlı Vilma'nın neyi çözmeye çalıştığını bulalım. İrade özgürlüğünden bahsetti mi? Bunu mu çözmeye çalışıyor? Hayır hocam. Peki akıl inanç ilişkisi mi? Bakıyorum. Evet inanç. Bakıyorum. Evet akıl. O halde çözmeye çalıştığı şey bu mudur? Kesinlikle evet. Peki ruhun ölümsüzlüğü? Yoktu. Egemenliğin kime ait olduğu? Hiç bahsedilmedi. Kötülük sorunu? Hiç bahsedilmedi. Cevap Bursa'dır. Parçada görüş ve çalışmalarına yer verilen İslam felsefe ekolü açıldıklarından hangisidir? Basra'da 10. yüzyılda dini, felsefi, siyasi ve ilmi konularda çalışmalarını ansiklopedik formunda bir eserde toplayan, kendi isimlerine yer vermedikleri için gizemli kalan felsefeci bir gruptur. Dini, felsefi, siyasi çekişmelerin yaygın olduğu bir dönemde İslami toplumu fikri bakımından toparlamayı hedefleyen bu felsefe ekolü İslam ansiklopedicileri olarak da bilinirler. Hocam direkt bir felsefe sorusudur ve ben de direkt cevabı söylüyorum. Cevap i̇hvan ı Safa'dır. Biz onlara ansiklopediciler diyoruz. Peki hocam değir yani materyaliste nedir? Bilginin temelinde, varlığın temelinde maddeyi gören yaklaşımdır. Tabi ise bilginin temelinde duyumu gören yaklaşımdır. Batırnik ise gizemcilerdir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in e, ayetlerinin, sözcüklerinin harflerinin arkasında farklı gizemler olduğunu söylerler. Farklı anlamlar çıkarırlar. Meşverik ise bilginin kaynağını akıl olduğunu varsayan filozoflardan meydana gelir. Ve her türlü değerlendirmede yine cevap denizidir. Parçadan hareketle de aşağıdaki yargılardan hangisi çıkartılamaz? Farabi'ye göre tüm varlıklar maddi olandan başlayan, manevi olana doğru yükselen bir hiyerarşi içerisinde vardırlar. Her varlık türünün kendisini konu edilen bir ilim dalı da mevcuttur hiyerarşinin en yukarısında niçin var olmuş, nasıl var olmuş ve kim tarafından var edilmiş gibi sorular sorulmayacak olan ve bütün varlıkların başlangıcı olan bir varlık vardır. Bu varlık bütün varlıkların sebebi ve kaynağıdır. İşte bu ilk felsefenin konusunu teşkil eder. Yunanlılar bu ilme mutlak hikmet, en yüce hikmet ve onun meleke haline getirilmesine felsefe demişlerdir. Ve felsefe ile en yüce hikmeti benimseyip sevmeyi kastetmişlerdir. Bunu elde edene de filozof demişlerdir. Bu bütün faziletlerden ibarettir ve ona ilimlerin ilmi, ilimlerin anası, hikmetlerin hikmeti, sanatların sanatı demişlerdir. Parçada Farabi'nin varlık anlayışıyla ilgili ne söyleyebiliriz? Şunu söyleyebilir miyiz? Maddi varlıklardan manevi varlıklara doğru bir hiyerarşi mi var? Bir yolculuk mu var? Evet hocam. Peki bu varlıkların her birini de inceleyen bir ilim mi var? Evet hocam. Peki en yukarıdaki Manevi varlıkları en üst varlığı inceleyen alan hangisidir? Felsefedir. Felsefe nedir? İlimlerin anasıdır, hikmetlerin hikmetidir. Şimdi çıkarılamaz olanı bulalım. Adana. Felsefe en yüksek hikmet ve erdemi benimseme sevmemdir. Evet hocam. Nereden çıkarıyoruz? Buradan. Peki Bursa'ya bakalım. Felsefenin temel konusu varlıkların kaynağı ve ilk sebebi olan Tanrı mıdır? Evet hocam. Nereden çıkarıyoruz? Onda buradan. Peki Ceyhan Varlıklar maddi olandan manevi olana doğru yükselen bir sıra, bir düzen mi? Evet hocam. Onu nereden çıkarıyoruz? Bakın, buradan çıkarıyoruz. Denizli'ye bakalım. Her varlık türünü konu edinen, araştıran bir ilim dalım var. Evet. Onu nereden çıkarıyoruz? Onu da buradan çıkarıyoruz. O halde Edirne kaldı. Ona da bakalım. Manevi varlıklar maddi varlıktan türemiş ve ona indirgenebilir diyebilir miyiz? Hayır. Burada türemeden bahsetmiyor. Yani manevi varlıklar maddi varlıktan çıkmamışlar sadece bir sıralama, bir hiyerarşi söz konusudur ve manevi varlıklar maddi varlıklara indirgenemezler. O yüzden cevabımız Edirne'dir. Parçana hareketle İbn Haldun ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? İbn Haldun, Cemil Meriç gibi birçok aydın tarafından sosyolojinin babası olarak kabul edilir. Tombi gibi batılı pek çok tarihçi ve eleştirmence toplum biliminin kurucusu, İslam dünyasında pozitif sosyal bilimlerin babası olarak sayılır. Comte'dan önce ilmi Ümran adıyla kültür biliminden söz etmiştir. Ümran biliminin konusu topluluklar halinde yaşayan insanların sosyal koşulları, durumları ve onların farklı yerlerde bir araya toplanmaları sonucunda oluşan uygarlıktır. Ümran insanların birlikteliği ve dünyanın bayındırlığı anlamına gelir. İbni Haldun yeni bilim konusunu insana özgü Ümran ve insana özgü toplum ile açıklar. Toplumsal yaşamın insanın duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarından dolayı zorunlu olduğunu ekonomik etkenlere göre biçimlendiğini savunur. Parçadan şu sonucu çıkarabilir miyiz? İbni Haldun komptan önce sosyolojiyi kurmuş mudur hocam? Evet. Yani sosyal bilimlerin kurucusu olarak sosyolojinin kurucusu olarak İbni Haldun'u ele alabilir miyiz? Evet. O halde İslam dünyadaki ilk pozitif bilimi de kuran kişi İbni Haldun mudur? Bu sonuca göre evet. Peki o halde ulaştığımız sonucu şıklarda da arayalım. Adana. Toplumsal yaşam ve gerçekliği bilimsel olarak ele alan ilk düşünür müdür? Kesinlikle evet. Toplumsal yaşam ve gerçekten kastımız sosyolojidir. Çünkü sosyoloji toplum bilimidir. Peki Bursa neden yok hocam? Bilginin kaynağı rasyonizm dedi mi? Yok ondan değil. Peki insan özgürlüğünden bahsettik mi? Hayır. Peki Tanrı kanıtlamaları? Hayır bakın okur okumaz eliyoruz zaten. Edirne'ye bakalım. Dünya üzerinde kötülüğün, kötülük, iyilik bunlardan bahsettik mi? Hayır. Doğru cevap Adana'dır. Parçaya dayanarak akıl, inanç veya felsefe din ilişkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İbn-i Rüşt, felsefe ve mantık ilimlerinin dinsel açıdan yasak mı yoksa emrilden uğraşlar mı olduğunu tartışır. O birkaç temel varsayımla hareketle Gazel'den farklı görüşlere ulaşır. Ona göre öncelikle felsefenin görevi var olanlara bakmak ve varlıkları yaratıcıya kanıt olmaları bakımından değerlendirmektir. Din ise ayet ve hadislerle yaratıcının sanatının ne kadar mükemmel olduğunu anlamak için var olanları değerlendirmeye insanı teşvik etmiştir. Dinin isteği varlıklarla ilgili araştırmalar bilinenden bilinmeyeni çıkarmaya dağıldır. Bu ise mantıksal ve akılsal kıyas ile gerçekleşir. O halde dinin emrettiği şey felsefenin yapmaya çalıştığı şey ile aynı şeydir diyor. Yani felsefe ile din arasında bir ayrım yok arkadaşım. Her ikisi de aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Hatta felsefe Allah'ın emrettiği ayetlerde bahsedilen hadislerde buyurulan şeyleri yapabilmektir. Yani bilinmeyenden bilinleni çıkarmaktır. Mantıksal ve akılsal yolla bunu ortaya koymaktır. Şimdi çıkardığımız sonucu cevaplarda bulma zamanı. Adana, felsefe ve din bir arada olmayacak iki rakiptir. Hayır bir arada olabilir diyor. Ele gitsin. Bursa, akıl ve inanç bağdaşması mümkün olmayan iki zıt kutuptur. Hayır bağdaşabilir. Onlar herkesin yolları da aynıdır dedi. Ceyhan'a bakalım. Felsefe çelişkili argümanlarla insanı kuşkuya düşürdüğü için sıradan insanların kaçınması gereken bir uğraş olup olmadığını söylemedi. Çelişkili argümanlardan hiç bahsedilmedi. Denizli'ye bakalım. Akıl tüm varlıkların yoktan Tanrı tarafından yaratıldığı fikrini açıklamada aciz ve yetersiz midir? Hayır diyor. diyor Akıla başvur diyor. Bak aklın yapmaya çalıştığı, felsefenin yapmaya çalıştığı aynı şeydir. Ele gitsin. Edirne'ye bakalım. Felsefe ve akıl Tanrı'nın işaretleri olarak varlıkları anlamayı sağladığı için dinen de gereklidir. Aynen öyle cevap edilme.